17 Ocak 2016 tarihinde İnegöl'de işlenen cinayetin tutuklu sanıkları Alişe, Merse ve Hamdi Kağan'ın İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamalarına devam edildi. Sanık Alişe'nin müdafi huzurunda verdiği savunmasında şu ifadelere yer verildi. Sanık Mert'in telefonla araması neticesinde müvekkilim olay yerine gelmiştir. Kasten öldürme suçundan yargılanmaması, yardım suçundan sorumlu tutulması müvekkilimizin tahliyesini talep ediyoruz diye konuştu. Sanık Hamdi Kağan'da müdafi huzurunda verdiği savunmasında olayda müvekkilim Hamdi kafasına da bir darbe almıştır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz ifadelerine yer verildi. Sanık Hamdi Kağan ayrıca bir savunma daha yaptı. Cezaevinde yaşadığı olayı anlatan Hamdi Kağan, Mert'in koğuşunda kalmış olan daha sonra benim koğuşuma nakledilmiş olan bir şahısla otururken benimle konuştu. Bana Mert'i tanıyıp tanımadığımı sordular. Hangi Mert diye sordum, onlar da cinayet suçundan yatan dediler ve böylece Mert'in cinayet suçlamasını kabul etmediğini ve bana suçlamayı attığını söylediler. Tanıklık yapmayacaklarını da ifade ettiler diye konuştu. Sanık Mert'in müdafi savunmasında, sanık Hamdi'nin bu celse yapmış olduğu beyanları kabul etmiyoruz. Kendisi daha ilk celselerde bıçağı ben salladım diye ikrarda bulunmuştu. Onlar tutuksuz iken müvekkilimizin ayrıca tutuklu kalmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Tahliyesini talep ediyoruz dedi. Bıçaklanarak öldürülen kuaförün babası İbrahim Yıldırım da mahkemeye katıldı. Gözü yaşlı baba İbrahim Yıldırım, Hamdi neredeyse ben yaptım diye suçlamayı üzerine alıyordu. Suçlamayı onun üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Evladımın katilini tüm İnegöl biliyor ki evladımın katili Ali'dir diye konuştu. Mahkeme sanık Hamdi Kağan'ın ceza ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesi için Ekim ayında İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine, üst sanığında tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 17 Kasım 2016 tarihine ertelendi.